ama evetten alarak çözüm sürecine kadar geçen süreçte bu çözüm sürecinin tamamen iktidarın kontrolünde, iktidarın inisiyatifinde, içine meclisin katılmadığı bir çözüm süreci olmasına dönük getirdiği eleştirilerden dolayı onu da üzerine alınarak geniş, aslında çok daha geniş bir kesime hedeflediğini söylüyor. Evet, çok doğru tabii. Tam ben de o süreci anlatıyordum. Şimdi değerli yani iki cihanda lekeli sözü şey için şeyde geliyor. Yetmez ama evet için değil. Yetmez ama evet döneminde evetçi olup da ondan sonra açılım sürecinde de ona karşı çıkanları iki cihanda lekeli diye niteleyince bu bir süreç. Evet. Yani süreç şöyle bir şey değerli izleyiciler. 2007 aslında 2007'den de önce parlamenter bir sistemde Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesini öngören bir anayasa değişikliği yapıldı. Ben bar bar bağırdım o sırada. Yani hiç yetmiyor tabii benim sesim ama yani şimdi hatırlatalım çünkü bir süreçten söz ediliyor. Sonunda gelip gene Merdan Yanardağ ve bu kanala dayanıyor. Çünkü başka gelişmeler de var. Daha doğrusu tatsız olaylar var. Şimdi 2000 Ahmet Necdet Sezer'in 2007'de süresinin bitmesine yakın bir değişiklik yapılarak anayasada onun süresinin bitmesinden sonra kim cumhurbaşkanı olacak filan tartışmalarıyla başlayan, sonra devam eden ve Abdullah Gül'ün de cumhurbaşkanı seçilmesiyle devam eden bir süreçte parlamenter rejim en ağır darbeyi yedi. Nasıl yedi? Bir halk oylaması yapıldı. Aslında parlamenter bir rejim felsefesinde ve hukukunda böyle bir halk tarafından seçilmiş cumhurbaşkanı olmaz. Olmaz çünkü meclis halk tarafından seçiliyor. Ayrıca bir de cumhurbaşkanı halk tarafından seçilince o sistemin parlamenter egemenliği zedeleniyor bir başka ortak tarafından. Kim o? Halk tarafından seçilen cumhurbaşkanı. Nitekim ilk böyle başladı. Yani parlamenter rejim içindeki en önemli ilke zedelendi. Çünkü ne oluyor? Halk bakın, halk parlamenter rejimde meclisi seçiyor, meclis cumhurbaşkanını seçiyor. Parlamenter rejim bu. Atatürk'ün, İsmet Paşa'nın kurduğu rejim bu. Türkiye Cumhuriyeti rejimi bu. Atatürk de böyle seçiliyor. İsmet İnönü de böyle seçiliyor. Celal Bayar da böyle seçildi. Hepsi böyle seçildi. En son Abdullah Gül'e kadar öyle gitti. Ahmet Necdet Sezer de öyle seçildi en son. Ondan sonra fakat bu bir şeye bilince olaya işte kim seçecek, kim olacak, ne olacak. O arada işte bir takım güya andışlar bir zat-ı muhterem çıktı. Genelkurmay Başkanı ben dedi şahsen yazdım filan dedi. Bu dedi orduyu yansıtmıyor benim şahsi görüşüm. Yani bunlar tarih bunları hepsini açıklayacak. Bu bir süreç. O sürecin bir yerinde zaten zedelenmiş olan Cumhurbaşkanı'nın seçiminden dolayı halk tarafından parlamenter rejime bir darbe daha 2010'da geldi ve o işte yetmez ama evet denen maalesef yargıyı iktidarın etkisine, denetimine açık hale getiren cemaatin. Siyasal iktidarın ortağı olduğu için cemaat. Evet. Yani aynı şey. Ama AKP ya da belki ve hatırlatmakta fayda olabilir çünkü bravo. Cemaati sonradan bravo. Evet, AKP ve cemaat beraberler. 2013'e kadar beraberler. Liste 2013'e pazarlıkları kadar var. 2010'da ne pazarlıklar var? Mezardan bile kalkın oy kullanın. Evet, o arada evet. Var. Şeyden okyanus ötesinden deniyor biliyorsunuz Pensilvanya'ya. Mezardan bile kalkıp oy verin filan diye emirler geldi 2010 için. Yetmez ama evet. Sonra tekrardan gene hep bunlar yani başkanlık sistemi işte Türkiye bölünür bölünmez kim hangi bölümün başkanı olacak filan derken açılım süreci başladı. O arada Sezen Hanım hem yetmez ama evetçilerden biri oldu hem de açılım sürecine karşı çıkanlara karşı İşte iki cihanda da lekeli olurlar. Yani hem bu dünya hem öbür dünya anlamında söylendi. Ailesiyle ilgili, babasıyla filan ilgili, cemaatle ilgili bir takım bilgiler, dedikodular, ilişkiler filan ortaya saçıldı. Ama ondan sonra işler değişti. Cemaatle siyasal iktidarın arası bozuldu.
Cemaat bir zamanlar Hoca Efendi Hazretleri denen Fethullah Gülen baş terörist, terörist başı, terörist lideri ilan edildi. Adı onun FETÖ, Fethullah Gülen terör örgütü paralel devlet yapısı haline çevrildi ve PKK ile eş görüldü filan. Böyle bir takım gelişmelerden sonra hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan Sezen Aksu'yu da adını vermeden değil mi kastederek bunların dilleri filan diye son, evet, o bir, daha şeyler, yakın bir şeyler çok da yakın söyledi. Tarih. Araları bozuldu yani. Şimdi o bağlamda Merdan da hatırlıyorum bu programda benim karşımda onu söyledi. İki cihanda lekelidir dediği için iki cihanda kirli dedi. Bunu iade etti yani. Bir anlamda iade etti kendisine söylendiği için o laf. Çünkü yani hem bana hem Murat'a yani 2010'da hayır diyenlere, yetmez ama evetçilere hayır diyenlere ve açılım sırasında bu akil insanlar vesairelere ya bu böyle gizli kapılar ardında bilmem şeyde işte Oslo'da Moslo'da PKK ile gizlice görüşerek olmaz siz görüşüyorsunuz diyenlere önce görüşüyorsun diyen şerefsizdir diye saldırılan, hakaret edilen, ondan sonra görüşmüşse devlet görüşmüştür diyen, en sonunda da tamam kardeşim ben emir verdim var mı diyeceğiniz bana gelin denen bir süreçten bugünlere gelindi. Merdan Yanardağ hapiste, Barış Pehlivan hapiste. Bütün bunlar 2023 100. yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki 2023 seçimlerinden sonraki değişme ve gelişmeler. Efendim ne kadar gelişmeyse tabii o da değişme olduğu muhakkak. Ve derken Tele1 ekranları bir hafta karartıldı. Merdan hapse atıldı ondan önce filan. O arada ben işte bir küçük tatilimsi bir yerdeyken omuzum kırıldı, programlara çıkamadım falan böyle bir garipliklerden sonra bu pazartesiden beri atelle kolum bedenime bağlıyken sol kolum çok tatsız bir şeyde tabii çok büyük bir acı ve omuz kırığı falan bu noktalara geldik ve bugün baktım işte Sezen Hanım böyle bir icra takibine başvurmuş. Nedir bunun şeyi yani bunun sonucu kanal açısından nedir? Bir kere şunu söyleyeyim hocam. Sezen Aksu ile ilgili Cumhurbaşkanı